Bir numara Böyle hocam buldum. şu anda. Amerika, Dünyada, ne ülkeler var. Sırbistan, İtalya hepsi altımızda. Çin'in, Amerikan, Almanya'nın, İtalyan bir numara sensin hocam. Evet. Peki. Ee, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılan konuşuyor. Gidelim. Avrupa maçımızdan sonra zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Öyle de oldu. Ama mutluyuz. 3 puanla dönüyoruz Ankara deplasmanından. Daha fazla futbolla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi bu gecenin e, ee, en önemli konularından bir tanesi, en önemli konusu hatta kadın milli voleybol takımımız. Filenin sultanlarını canı gönülden kutluyorum. Öncelikle Milletler Ligi şampiyonu olduk. Bu akşam da Avrupa'nın şampiyonu olduk. Tüm takımımızı canı gönülden kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Ama ayrı bir tebriği de e, voleybol federasyonumuza göndermek istiyorum. Sayın Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, tüm yönetim kurulu üyeleri bir strateji belirlediler ve o strateji doğrultusunda da başarı geldi. Çok mutluyuz. İnşallah erkek voleybol takımımızda da aynı başarıları kısa süre içerisinde alacağımızı umut ediyorum. Teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar. sağ olun. İyi akşamlar. Evet, o Burak Bey de daha kadın voleybolcularımız öznesinde bir açıklama yaptı. Futbol konuşmayacağım bugün dedi. Haklı. Doğru haklı. Ee, şimdi tabii ama e, bir yandan da bizim işimiz e, programın öznesi futbol ama hani şöyle bir günde Hocam hep konuşuyoruz. Hakem de en endirek vuruş, direk vuruş, bizimkiler direk vuruşu attılar. Işte. Ya hakem konuş attılar iş bitti. Hakikaten hocam ya. Hakikaten öyle. Gerçekten büyük iş ya. Yani ne söylesek ee, yarın Dediğim gibi 11-12 gibi arkadaşlarım saati netleştirirler öyle saatlerine doğru. Ee, İstanbul'a mı geliyor, Ankara'ya mı geliyor? İstanbul'a geliyorlar, değil mi? Nasıl olacak? Ona da bir arkadaşlar baksınlar. Ee, İstanbul'a geliyorlar, tamam. Ee, şimdilik 11 gibi gözüküyormuş, bakalım zaten o netleşir. Ee, Büyükte bir karşılama olur. Ee, biz de büyük bir gururla, coşkuyla e, Filenin Sultanları'nı karşılarız. Evet, şimdi e, nerede kaldık? Şimdi sen dedin ki e, Fenerbahçe yoğun bir maç trafiğinden çıktı. Cuma sabahı geldi ama e, bölüm bölüm e, zorlandığını gördüm. Dolayısıyla daha iyi olmalı mı dedin? Orada kalmıştık biz bu kupa seremonisinden önce hocam. Hocam ben hala Kuba'dayım yani. <laughs> Hocam tek başına yapamam ki programı. <laughs> ben hala Kuba'dayım ya. Vay anasın. Çok etkiledi beni. Hocam Fenerbahçe iki tane virajı iyi aldı. Bir, evet. bir maç bir geçen maç. Orada çok zorlanabilir takımlar geçerken. Hocam Samsun deplasmanı evet. ve Ankara gücü deplasmanı ikisi de seyircili görürsün. E, zor İkinci deplasmanlar oraya gidecek takımları. Onun için Fener çok zor iki deplasmandan çıktı. Bu Fenerbahçe Hem de yoğun Büyük maç Alman'da trafiğinde değil mi? Çıktı. Tabii şu milli maç arasına kadar maçlar bir de milli maç arasında maçlar farklı olacak gibi geliyor. Bir de Afrika Kupası başladığı zaman Afrikalı futbolcuları olan takımlar ne yapacaklar onları merak ediyor. Hocam bak Osayi Samuel demiş ki önce Filenin Sultanlarını kutlarım. Zor bir maçtı. Sağ şartları da zorlaştırdı. Kasık bölgemde ağrı vardı. Yüzde yüz kapasiteyle oynayamadım. Gol attığım ve iyi maç çıkardığım için mutluyum. Hocam sağın, Dediğin gibi hocam ya. Yani. zemini yeşil gözüküyor. Ama yaklaştığı zaman e, futbolcuların hareketlerine baktığımda zorlaşıyorlar. Ağır çekim gibi ve böyle bir Gündüz sahada yağmur iyi mücadele ettiler. Evet. Çünkü daha oturmamış bir zemin var. Bu zemin daha epey oturacak. Yani Maalesef. Şu, on, bu, şu milli takım arası daha e, iyi olur. Ama yani. bir, bir bayağı da bir konuşuldu biliyorsunuz. Geçen e, Adana Demir Spor maçını İstanbul'da oynamıştı e, Ankara gücü. Ve 1-1 bir bir bitmişti o maç. E, bu karşılaşmada oynansın mı oynanmasın mı derken... ...Türkiye Futbol Federasyonu bir denetim yaptı. Oynanabilir dedi... Ha, oynanamaz mı? Oynanabilir bak, ama tam ideal zemin değil yani. Bak, sakatlanan topçu var mı bilmiyorum ama bugün Fenerbahçe'li İsmail'in atılmasına sebep sahanın zemini. Teknik adam olsam İsmail'e hiçbir şey diyemem. Çünkü Ankara gücünün başlayacağı tehlikeli bir hata zemin yüzünden kayarak elinden kesti. İkinci sarıdan atıldı. Hiç. Tamamen sağ, sağ zemininin şey oldu futbolcu kurbanı oldu kurbanı değil mi? Kurbanı oldu. Hayatta ceza vermem. Takım olarak yani kulüp olarak. Bir de kritik tabii bir seyrettiğim kart. için görüntüyü konuşabiliyorum. Görüntüyü görmesemler ikinci sarı karttan nasıl atılırsa bilen derim. E tabii son 15 dakika. bayağı bir şey yaparım ama değil öyle var. değil ya. Yani. Öyle olmadı. Takımı için mücadele ederken zeminden dolayı kayarak mecbur oldu atıldı. Hocam Edin 37 yaşında. Bugün bir iki kere seninle de konuştuk. Savunmadan top çıkardı. Geldi, koştu, orada mücadele etti. Kaçırdığı goller de var, pozisyonlar da var bir iki tane. Ee, ama işte golün asistini de o yaptı. Ee, bayağı mücadele ediyor. Yani hani ben 37 yaşındayım, şunları gördüm. Daha birkaç ay önce burada Şampiyonlar Ligi finali oynadım. Havasında değil. Ama onu da dikkatli kullanmak lazım sana söyleyeyim. Ya bu kadar oynayacağın maçta ona da fazla yüklenirsen e, yani şey yaparsın motoru patlatırsın. Evet. Batshuayi bir biraz da e, işin içine sokması lazım da Batshuayi de işte transfer görüşmeleri şu bu derken kaldı takımda. E, Nottingham Forest'te olmadı, Origi gitti oraya. şu e, Batshuayi kaldı. Crespo'da kalır mı? Onu da bakacağız, göreceğiz. Yani bir altı numara transferi olacak ama. Nasıl? Neden faydalanılmaz bilmiyorum. Bir transfer gelişmesi var şimdi Galatasaray'dan efendim transfer gelişmesi. Bu önüme de e, bilgiyi getirir misiniz Tolgacığım? Kırmızı Peki kırmızı mı veriyorsun. Kırmızıyı vereceğiz hocam. <gülüyor> evet. <laughs> evet. Uruguaylı o Galatasaray'da ne zaman gelmesi bekleniyor? Matias Eichino bu, bu bu gece mi? Tamam o zaman. Bakalım Emre'den öğrenelim. Ben niye sana soruyorum? Emre Kaplan'a soralım direkt. Peki Emre duyabiliyor musun beni? Emre gün duyabiliyorum. Peki e, şimdi voleybol şampiyonluk falan derken bizim kafa bir dünya şu anda. Aslında biz hiç burada değiliz. Kafamız gönlümüz Brüksel'de ama bir yandan da tabii e, yarın dördü Avrupa'ya bildirmek için transferleri son gün. Bugün yarın bayağı yoğun geçecek ve Galatasaray'daki transfer haberinde senden kırmızı ile birlikte dinleyelim. Bu kadınlar bizi zafer sarhoş yaptılar <laughs> abi. evet hocam vallahi. Vallahi zafer sarhoş. Evet hocam. Emre. Eller bilin teşekkür ediyorum. Galatasaray'da orta saha transferi Mayıs ayının başından beri herhalde en çok konuştuğumuz konuydu. Birçok isim gündeme geldi. Birçok isimle ilgili biz de zaman zaman haberler yaptık ama artık bu iş nihayete erdi gibi gözüküyor. Lazio forması giyen Matias Vecino'yu Galatasaray yarın İstanbul'a getirecek. Artık imzalar henüz atılmadı çünkü belli prosedürlerin tamamlanması gerekiyor ama Galatasaray bu transferi bitirdi diyebiliyoruz.